Merhaba, merhaba, merhaba. Ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde saçlarımı açacağım ve pembe yapacağım. Bir videom daha var. Onda da saçlarımı açıp mavi yapıyorum. Yani şu anki saçım ama kamerada asla belli olmuyor. Şimdi bu saçımdan bayağı bir sıkıldım. Çünkü yapalı galiba 3-4 ay oldu. Ben gerçekten sıkıldım. Ve biraz da pembe denemek istiyorum. Bakalım ne olacak? Heyecanla bekliyorum ben de. Hemen üstümü değiştirip geliyorum. Saçlarınızı boyarken ya da açarken eski bir tişört giymeniz bence çok önemli. Çünkü giydiğiniz tişört mahvolacak. Şimdi hemen malzemeleri hazırlamaya geçelim. Benim açıcım bu. Daha önceki videomda da bunu kullanmıştım. Çok anlamıyorum açıkçası ama sadece 9'muş. 9 levelmiş. Bir de bende şey de vardı bunun... Ay ne deniyor ona? Oksidan. Oksidan da vardı böyle büyük ama o bitti. O yüzden şunları aldım 2 tane. Hatta 3 tane aldım ama 2 tane büyük ihtimal bana yetecek. Şöyle bir bardağım var benim. Ölçü kabım yok ama şöyle bir bardağım var. Bunu hemen boşaltıyorum. Geçen videoda bundan 2 bardak yapmıştım ve bana yetmişti fazlasıyla. Rahat etmiştim yani. O yüzden şimdi de 2 bardak yapacağım bundan. Yani bir şişeden bir bardak çıkıyor. O yüzden bunu da direkt bunun içine boşaltıyorum. Hemen bunu da açıyorum. Bunu da yine bu bardağıma dolduracağım. 2 bardak olacak şekilde. Ve böyle gözüküyor. Şimdi bunu karıştıracağım. İyice karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alasıya kadar karıştırıyorum. Şimdi saçlarımı toplayacağım ve ayıracağım. Şimdi yine böyle en alttan başlayıp yukarı doğru geleceğim. İlk önce bir şu yukarıyı toplayayım. Tamam. En zor kısım altlar oluyor çünkü arkayı göremiyorsunuz. Ve şimdi şöyle bir durum da var. Benim diplerimde şu an boya yok çünkü aktı. Yani şu kadar mesafede benim boya yok, gerisinde var. O yüzden diplere sürmeyeceğim. Sadece böyle uçlara süreceğim mesela şuradan bu kadarını. Yoksa diplere sürünce dipler böyle sapsarı oluyor, hemen açılıyor. Çünkü boyasız olduğu için uçlar açılmıyor. İğrenç bir görüntü oluyor. Sakın bu hataya düşmeyin. Ben saçımı ilk kez açtığımda böyle bir hataya düşmüştüm. Ve komediydi yani, gerçekten saçlarımın dipleri kıpkırmızı oldu. Buralar yani uçlar çok hafif kızıl oldu. Yani komediydi. Başlıyorum. Umarım bugün böyle perişanlıkla sonlanmaz. Saç açma işlemi bence çok tehlikeli bir işlem. Yani ya böyle ya çok kötü olacak ya çok güzel olacak. Arada olmuyor. Arada diye bir şey yok. Ya kötü ya iyi. Tokamı çıkaramıyorum. Şimdi üste geleceğim. Üstü de şöyle yapacağım. Saçım ikiye zaten ayrık. Şimdi burayı topladım. Bu tarafımı yapacağım. Yine alttan üste doğru. Evet, hemen burayı da yapıyorum. Bir şey diyeceğim. Şu an kötü bir şey oldu çünkü bitti. Ve hemen hızlıca yapmam lazım. İşin kötü yanı şu, benim sadece son bir tane kaldı. Ve ben diplerime de yapacağım bunu. Kötü oldu. Keşke şundan 5 tane falan alsaymışım ama yeter diye düşündüm. Ne bileyim ya. Tüh. Kötü diyorum çünkü. Kalküllerimi boyamadım. Yani şey olacak. Buralarım açılacak, kalkülüm kalacak. Şimdi bitti. Saçlarımın açılma durumuna göre, ki buralar gayet bakın açıldı şimdi de. Açılma durumuna göre biraz bekleyeceğim. Büyük ihtimal bir yarım saat kadar bekleyeceğim şu an. Ve ondan sonra diplerimi boyayacağım. Diplerimde de bir 20 dakika bekledikten sonra, yani toplam 50 dakika sürecek. Bitmiş olacak, yıkamış olacağım. Şimdi ben kaçıyorum. Görüşürüz. Açılmalar oldu. Böyle bazı yerlerde de olmadı gibi, yani bilmiyorum artık. Şimdi diplere süreceğim. Başlayalım. Bu sefer diplere sürüyorum. Dediğim gibi yarım saat beklettim yani. 31 dakika bile değil. Yarım saat.
Şimdi yine öne geldim. Bakın buralar güzel açılmış. Ama buralar... Diplere doğru geldikçe gözlerim ve burnum akmaya başlıyor. Şimdi benim taşlarım bitti. Yapabildiğim kadar yaptım. Umarım güzel olur. Ben yine bir yüzümü temizlemeye gidiyorum. Ve bu halimle de 20, hadi olsun 25 dakika anca bekleyeceğim. Ondan sonra yıkayıp geleceğim. O zaman görüşürüz. Ertesi günden herkese merhaba. Bugün arka planda bir değişiklik görüyorsunuz. O değişiklik annem. Canım çok sıkılıyormuş. Lütfen burada kalayım dedi. Ben de tamam dedim. Hemen saçımı yapmaya başlayacağım. Bu arada saçımın açılmış halini görüyorsunuz. Aslında bayağı güzel açıldı. Sadece bu diplerini beğenmedim. O da yapacak bir şey yok artık. Bu açılmış halini ailem o kadar çok beğendi ki. Böyle kalsın Tuba, böyle kalsın Tuba diye yalvardılar. Değil mi anne? Evet. Ay, hemen başlıyorum. Şimdi saçımı yapmaya bu sefer önden başlayacağım. İlk önce burayı, sonra burayı, daha sonra arkalara geçeceğim. O yüzden şimdi saçımı 3'e ayıracağım. Evet, şimdi saçımı ayırdım. Benim kullanacağım boya bu. Zaten mavi saçımı yaparken de bunun mavisini kullanmıştım. Bu düz pembe bu arada. Çünkü bir sürü çeşidi var. Yok pamuk pembesi, yok şeker pembesi falan. Bu dümdüz pembe. Ama ben bu pembeyi asla istemiyorum. Yani hiç benim tarzım değil. Ben bayağı bir saç kremi kullanacağım bunun rengini açmak için. Benim istediğim pembe pastel pembesi. Şimdi ilk önce kafama göre bir 3-5 tane sıkacağım bundan. Bir kız izledim YouTube'dan. Şey diyor. Eğer diyor saçınıza hangi ton yapmak istiyorsanız boyanın yani şuradaki duruşu 2 ton koyu olması lazımmış kafanızdaki duruşundan. Bakalım ben de ona göre ayarlamaya çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taç kremi sıkıyorum. Karıştıralım. Ama saç kremi koymak boyaya bence çok yardımcı oluyor. Çünkü hem boyayı böyle yumuşatıyor, saçınıza sürüşünü ve dağılışını çok kolaylaştırıyor. Hem de kokusu çok güzel ve saçınızı olduğundan daha fazla yumuşak yapıyor. Şöyle bir ton oldu. Aslında renk şu an çok güzel ama bu bence bayağı bir az yani bana yeteceğini düşünmüyorum. O yüzden ben bunu dolduracağım yine dünkü gibi yani şuraya kadar dolduracağım. Biraz da saç boyası koydum. Şimdi yine karıştırıyorum. Renk çok güzel ama kamerada biraz daha koyu duruyor. Şu an daha açık. O yüzden birazcık daha boya sıkacağım. Çünkü bunun 2 ton açığının saçında olacağını düşünürsek renk olmaz yani. Bayağı bir açık olur. Şimdi ilk önce dediğim gibi buradan başlayacağım. Tokamı açıyorum. Başlayalım. Ben şu an bayağı bir dağınık çalışıyorum. Siz böyle yapmayın. Benim şu an nereye boyadığım belli değil. Hatta içimden gelen şey direkt böyle elime lapaz lapaz alıp böyle yıkanıyormuşum gibi yapmak ama yapmıyorum. Evet, şimdi bu taraf bitti. Devam ediyorum. Bu arada daha demin yanlışlıkla şunu yere düşürdüm. Ve şu an her yer pembe.
Şimdi ön taraflarım bitti. Sadece arkada şu kısım kaldı. Onu lastikle bağlamıştım. Hemen onu çıkarttım. Şimdi arkayı boyayacağım böyle kat kat. Sonra bitiyor. Ve evet bitti. Tek başına yapmak biraz zor. Ama çok da eğlenceli çünkü kendiniz saçınızla oynayıp saçınızı farklı şekillere sokuyorsunuz. Mesela bazı yerler kötü oluyor ama bunu yine de seviyorsunuz çünkü siz yaptınız. O yüzden ben mesela şu an saçım kötü olsa bile hiç üzülmeyeceğim. Üzülmem yani, karakterim böyle. Ne olacak en kötü? Ertesi gün alırsın siyah boya, kapatırsın. Bu kadar basit. Evet, şimdi biraz ellerimi falan yıkadım. Çok hafif bir temizlenme işleminden sonra geldim ve birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu jeans colorlar. Daha önce de kullandığım için biraz tecrübem var. Ve biraz sorular gelmişti. Onlar hakkında genel bir cevap vermek istiyorum. Yastığa geçiyor mu? Evet. Geçiyor. İlk zamanlar çok geçiyor. Yani yastığınız mesela hangi renge boyuyorsanız o renk böyle full oluyor yastığınız. Çabuk akıyor mu? Yani bir aya akıyor. Tabii bir aydan sonra yine kullanabilirsiniz o akmış şekliyle ama mesela kötü duruyor. O açıcıdaki saçınız gelmeye başlıyor. Mesela maviye boyamıştım ben. O mavi aktıkça o saç açılmış halindeki o turuncular aradan gözükmeye başlıyor. O hoş bir görüntü değil. Yoksa boya tamamen akmıyor tabii ki. Şimdi ben saçımı boyadım değil mi? Bunu yıkayacağım. Yarım saat, bir saat sonra. Yıkarken elinizde eldiven olsun bence. Çünkü o pigmentler elinize geliyor. O an yıkasanız bile eliniz pas pembe oluyor ve hiç hoş bir görüntü olmuyor. 2-3 güne çıkıyor yani. Pas pembe olacak o banyonuz. O banyoyu öyle bırakmayın. Hemen temizlemeye çalışın. Çünkü o boya oraya yapışınca biraz zor çıkıyor. O kötü. Sanırım aklıma başka bir şey gelmiyor. Ben geldim. Saçlarımın son hali bu şekilde. Arada ton farklılıkları tabii ki var. Çünkü saçımı açtığımda da görmüşsünüzdür. Mesela bir taraf sarıydı, bir taraf yeşilimsi, açık sarıydı falan. Ki zaten buralarım açılmamıştı ki buralar zaten siyah. Ama ben tüm kusurlarına rağmen beğendim. O zaman videomun sonuna geldim. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.